kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi. Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Kadın Kolları Başkanı Songül Yavuz İstanbul Sözleşmesi ile ilgili bir açıklama yaparak hükümeti sert dille eleştirdi. Tarihinde İstanbul'da imzaya açıldı. Bilindiği gibi Türkiye'nin ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi 1 Ağustos 2014 yılında yürürlüğe girdi. İstanbul Sözleşmesi kadınların bir güvencesiydi diyerek sözlerine başlayan Yavuz, hükümetin almış olduğu bu karar kadın haklarına büyük bir saygısızlıktır dedi. Cumhuriyet tarihine geçecek olan bu hak mücadelesini gelin hep beraber hatırlayalım. Erdoğan 19 Mart'ı 20 Mart'a bağlayan gece yarısı kararname ile kadınların can simidi olan İstanbul Sözleşmesi'ni hukuksuzca feshetti. Milyonlarca kadının eşitlik ve yaşam hakkının güvencesi gasp edildi. Bu kararın yayınlandığı gün olan 20 Mart 2021'de Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu'nu ve Parti Meclisi'ne olağanüstü toplantıya çağırdı. Toplantıda bu kararın yok hükmünde olduğu kararı alındı. Derhal partimizin kadın yöneticileriyle birlikte genel merkezde basın açıklaması yaptık. Açıklamamızda mecliste oy birliğiyle kabul edilmiş olan İstanbul Sözleşmesi, milletin iradesi yok sayılarak feshedilemez. Meclis yok sayılmış, anayasamız ayaklar altına alınmıştır dedik. Ardından Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları olarak kadın örgütleriyle birlikte yurdun dört bir yanında alanlara çıkıp basın açıklamaları yaptık. Kadınlar birden büyüktür diye haykırdık. 29 Mart'ta Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde MYK ve PM üyelerimiz, milletvekillerimiz, kadın kolları MYK üyeleri ve 81 ilden gelen kadın kolları ile il başkanımızla birlikte genel merkezde bir basın açıklaması yaptık. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Danıştay'a başvuruda bulunduğumuzu kamuoyuna açıkladık. İstanbul Sözleşmesi'nin fesih kararını durdurma talebiyle açtığımız bu dava ile Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunun ispatlanmasını istedik. Partimizin yanı sıra 200'ü aşkın sivil toplum kuruluşu da iptal davası açtı. Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde haftalık grup toplantılarımızda ve ilgili komisyonlarda İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmediğimizi defalarca dile getirdik. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi bünyesinde İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkan çalışmalar yürüttük. Danıştay'dan yanıt beklerken 30 Nisan 2021'de resmi gazetede yine bir gece yarısı kararı yayımlandı. Şahsım hükümetinin imzası bulunan kararda İstanbul Sözleşmesi'nin fesih tarihinin 1 Temmuz olduğu ilan edildi. Bu kararın yargıya talimat niteliği taşıdığı çok netti. Yaşanan tüm hukuksuzluklara isyan ettik ve 19 Haziran 2021 tarihinde binlerce kadınla İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz diyerek İstanbul Maltepe mitingini gerçekleştirdik.